Üniversite öğrencisiyim. YouTube'dan gelir kazanmak istiyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. Enes Batur video atmış. Tamam, kopyala yapıştır. Yorum yap. Kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Bu az önce gösterdiğim şeyi bazen bazılarınız anlayabilir, bazılarınız anlayamaz. Böyle yorumlarda çok takılıyorsanız, mesela bir videonun açıyorsunuz mesela, yorumlarına falan bakıyorsunuz. O yorumları mesela beğendiğiniz bir yorumun altında bir şey yazılmış. Açıyorsun abi, tak. Üniversite öğrencisiyim. Aileme yük olmak istemiyorum. Her zaman bak, her zaman aynı şey. 3-5'te olmasa abone olursanız sevinirim. Adam bunları yaparak artık insanların böyle vicdanlarını sömürüp abone kasmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu yapan bir iki tane kanal var. Birazdan göstereceğim ve kanıtlı olarak da göstereceğim. Mesela trendlerde rastgele video açacağım. O yorumu da bulacağım. Bir önceki videomuza da ilk yorum atan Samir Hasnov kardeşimize de buraya koyalım. Eğer siz de çıkmak istiyorsanız abone olup bildirim açıp like atmanız yeterli. Azerbaycanlı kardeşimize selamun aleyküm. Evet, şimdi yorumu tam olarak bir okuyalım. Üniversite öğrencisiyim. Birinci sınıfa gidiyorum. Aileme yük olmak istemiyorum. YouTube'dan harçlık çıkartmak istiyorum. Bu kadar insandan 5-6 kişi bile görüp takip etse çok iyi olur. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bunu sürekli belirtiyorum ki samimi kalın. En iyi dostunuz kendinizsiniz. Kendinize iyi bakın. Yani bu abimizin kanalına bak. Bu abimiz biraz büyük abiye benziyor. Evet, sen nasıl üniversite öğrencisisin ya? Yanlış bir şey yapıyorum galiba. Ya bak, adamın kanalına bir bakalım. Bak, hiç duymadığınız 100 bağımsız oyun, Roblox'a saklanmalı, sanal gözlük bir yer aldım, Steam'de olan Türk oyunları. Bu adamın zaten üniversite öğrencisi olmadığını yani ben biliyorum, birçoğunuz da belki bunu bilmesi lazım. Üniversite öğrencisi değil, kendisi sadece bunu kanalın etkileşim alması için yapıyor ama bu yanlış bir taktik. Şimdi niye yanlış bir taktik? Hani bazen görüyorum yorumlarda böyle yanıt kısmına yazıp bunu yapanlar bile var. Bak mesela şöyle bir yapalım. Mesela trendlere girelim. Bak mesela şu ne oluyor ya'nın videosuna girdik mesela. Rastgele bir videonun yorumuna bakalım. Bak, merhaba abi, bolsun var be. Merhaba, içeriklerim keşfete çıkmıyor, bu yüzden yardıma ihtiyacım var, yardım eder misin? Backrooms SK. Bu video neymiş? Okay. Mr. Beast. Let's go, we're so close. Oh my gosh, that was so... Wow. Mr. Beast bir abone kazandı. Önceden yapan bir kanal vardı, Fırat Can diye. Bak şu videoya baksana. Fırat Can skiller çarpılıyor, iyi izleyin. Evet, zenciler kılına. Abi dur. Ve 450 tane çocuk çıkartma aşamasına geçti. Ve çocuk geliyor. Abi nasıl gidiyor? Adam buraya Japon yapıştırıcısı döküyordu, tamam mı? Bak şimdi iyi izle. Oturdu. Üzerindeyim yaklaşık bir... Oha! Arkadaşlar... Reis kalkarken acaba... Şey sahnesi olmasın mı? Bakayım. Kalkmayı deneyelim mi? Sandalye mi? Sandalye de geliyor. Reis kalk. Reis'in şey orada kaldı, alet. Oha. Bak adam. Atacağım, prizi alıyor. Bak. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Yap ve deney iştekinin ilk maddesinde priz takılıyken dilimi kablonun ucuna değil. Oğlum niye böyle bir istek istiyorsunuz bu adam? Bu ne abi? Adam yandı ama. Fıratcan birinci kattan atlıyor, çok riskli oldu. Fıratcan doktor kılığına gidip John Cena verdi. Çok riskli oldu. Fıratcan üzüller hareketler yapıyor. Bir ne oldu, TikToker oldu Max. Yani başka ne olabilirdi ki? Şöyle bir TikTok'unu da göstereyim. Çok büyük ayıp. Ne bu şimdi? Aracın ayna kapağını kırmışlar. Arabayı ne... Abi en son üniversite öğrencisiydin. Ne oldu sana ya? Bir türlü satamadık. Piyasa yükseldi. Şunun duruşuna bakın. Arkadaşımız yorumlara yazmış ki... Salatalık sok demiş. Abi niye böyle şey istiyorsunuz? Ben pek anlamıyorum ama... Şimdi sizin için en özel, en büyük salatalığı seçtim. Tamamen gerçek salatalık bu arada. Bakın diyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Bugün onu yapacağız. Bakalım nereye kadar sokabileceğiz. Hatta şuraya kalemle çizerim büyük ihtimalle, denir bakalım nereye kadar sokacağız. Uzunluğu şu şekilde görüyorsunuz zaten. Şimdi evet, bir arkadaşımız yorumlara yazmış ki ağzına salatalık sok demiş. Gerçeği ağzınaymış şimdi. Öğrendik, mutlu olduk abi. Ha ha ha.
Bu adam da bu yorumların başıydı yani. Bence şu anki yapanlar da bu kanaldan gördü. Yani YouTube'da algoritma diye bir şey var. Yani sen yoruma yazarak adam senin kanalına giriyor, o etkileşim almıyor. Algoritma seni ana sayfaya ya da önerilen diyor sağdaki videoları çıkartıyorsa o zaman kanalın gelişiyor abi. Böyle videolarla gelişemiyorsun yani. Ya hani bir de yani böyle yorumlarla mesela atıyorum diyelim geliştin. Hani 1 milyon abone oldun. Abi sen nasıl büyüdün? Millet hiç demeyecek mi bu adam nasıl büyüdü? E bakacak millet sen böyle diyerek büyümüşsün. Abi hani ben onu düşünerek yapmazdım yani, anladın mı? Bak bir tane dizi buldum. Kızılcık Şerbeti 34. bölüm. Burada Mustafa'nın ağlayarak kıvılcımı tutması. İşte dizide Mustafa kimse yazmış. Altına da Salih Doğan diye biri, 11. sınıfta okuyorum. Seneye dershaneye gideceğim. Kimseye yük olmamak için YouTube'dan para kazanıp dershane parasını kendim ödemek istiyorum. Size merhaba arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir gelişmeyle karşınızdayım. Bir zamanlar çoğumuzun keşfedeni salmayan... Abi bir şey diyeceğim. Bu yorumu sürekli yazanların hayatı var mı merak ediyorum. Çünkü adamlar artık o kadar yorumun altına bunu yazıyor ki. Gerçekten saatler gidiyor yani bak. Adam her yorumun altına adam aynı şeyi yazıyor. Her yorumun altına ya. Abi 11. sınıfta okuyorum. 11. sınıfta okuyorum. Biliyorsunuz üniversite öğrencisi olmadığını biliyorsunuz, anladın mı? Vallahi var. Ben bildim bileli bu adam Kardeşlerim dizisinin şeyine böyle altına yorumlar yazıyor abi. Aynısını. Yani abi yanlış anlama da artık o kadar yorum yaza yaza gözlerin gitmiş. Her tarafın gitmiş gerçekten. Yazık, zamanına yazık ya. Günde belki 4-5 saatini adamlar sadece bu yorumları yazmaya ayırıyor. Yani böyle yorumları engelleyemiyorsun da abi. Nasıl engelleyemiyorsun? Adamı engellesen bile adam yan hesabıyla açıyor, diyor ki şu kanalda şu video var, onu da izleyin lütfen, ailesine yük olmasın falan. Adamlar bunu yazıyor yani abi. Bazıları şey diyecek ya, sana ne, istediği yorumu yapar falan. Abi burada zaten bir yapılan yanlış var. Yorumlara insanlar fikrini yazmaya, video ile alakalı fikrini yazmaya geliyor. Yani video ile alakası olmayan şekilde gelip videoya yazı yazmak saçma zaten. Yani siz olun eğer YouTube'la bile uğraşıyorsanız böyle yorumlarla kanalını büyütüyorsunuz. Büyütemezsin abi hiç. Ya ben buna kalıbımı basarım. 50 bin abone de olursun, 100 bin abone de olursun ama o kanal büyümez kardeşim. O kanal bir gün batacak yani. Onun bilincinde olarak bunu yapın. Tamam, adamın paraya ihtiyacı vardır. Adamın yani hani böyle bir maddi durumu da olmayabilir ama bunu araştırarak yapacaksın. Hani YouTube acaba hangi videoları izletiyor? Şunu yapıyor, bunu izletiyor. Bunları izleyeceksin abi. Mesela bu abimizin kanalında neden bu kadar abonesi var? Adam cidden şey olmuştur, o yüzden abone olmuştur. Adam bu mantıkla şey olmuş. Adam gidip şu videoyu neden izlesin? Roblox yasaklanmalı. Niye bu videoyu izlesin? Adam sana şey olduğu için, böyle içi şey olmuştur, o yüzden abone olmuştur. Ya zaten abi zaten üniversiteye falan da gitmiyor ki. Üniversiteye gitse tamam diyeceğim de. Ya o da tamam değil de. Hani yorum tamamen zaten kurgu. Tek yapılan şey yani yorumlarda böyle yorum kirliliği. İçerik de yapıyor olabilir. Onu da bilmiyorum da, içeriklerini izlemedim. Ben sadece yaptığı yorumun yanlış olduğunu söylüyorum. Pek bu abimiz de yapmıyor. Başka kanallar da yapıyor artık. İnsanlar da bunlardan görüp mesela daha sonra kendisi yapmaya başlıyor abi. Böyle şeylerle büyümen imkansız gibi bir şey ya. O yüzden uğraşmayın böyle şey. Diyelim ben çok görüyordum böyle yorumları. Önceden, çok önceden videosunu yapmıştım. Bu ikinci haliydi. Yine artık görmeye başladım. O yüzden yapayım dedim. Başka da bir şey yok. Discord'umuz açıklamalar dediler.